Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Bugün size tam 100 TL'ye. 100 TL. Yani bu devirde 100 TL'ye full makyaj yapmak çok çok zor. Ben de zaten bayağı bir zorlandım ürünleri bulurken. Ama tam 100 TL'ye sizin için bir makyaj hazırladım. Ben gelin makyajı olarak koydum başlığı ama istediğiniz özel bir günde ya da normal günlük olarak tamamen kullanabilirsiniz tüm ürünleri ve tüm makyajı. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdi öncelikle nemlendirici olarak ürünlerin içine koymadım nemlendiriciyi. Çünkü herkesin evinde az çok iyi kötü bir nemlendirici vardır diye düşünüyorum. Elinizde olan nemlendiriciyi kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey yağlı el kremleri kullanmamak. Yani el kremi olduğu için de biliyorsunuz böyle şeylere çok takmıyorum. Sadece içeriğinde çok fazla yağ olduğu için yüzünüzü cildinizi çok fazla yağlandıracağı için kullanmanızı istemiyorum. Onun dışında tüm kremleri kullanabilirsiniz. Hatta doğal bir şey kullanmak istiyorum diyorsanız Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz çok az. Ya da jojoba yağı çok güzel oluyor. Böyle makyajdan bir yarım saat, bir saat öncesinde sürerseniz onu cildiniz yavaş yavaş emecektir onu ve çok güzel olacak makyajınız. Nemlendirici kullanmak neden önemli? Çünkü hem daha kalıcı bir makyaj sağlıyor, ürünün cilde zarar vermesini engelliyor. Nemlendirici önemli. Dudak nemlendiricisi de yine kullanabilirsiniz. Ya da doğal ürünler kullanıyorsanız direkt ondan dudağınıza da sürebilirsiniz. Öncelikle bir fondötenle başlayacağız tabii ki. Ben makyaja yine cilt makyajından başlayıp arada göze geçip sonra cildi tamamlayarak yapacağım. Her zaman yaptığım gibi. Ama siz isterseniz ben dökerim diyorsanız farı göz makyajından da başlayabilirsiniz. Bugün Biolis'in Formit fondötenini kullanacağım. Aslında baştan almond rengini almıştım ama bana bir ton koyu geldi. Bronzlaşınca çok güzel olacak bir renk. O yüzden bugün scent rengini kullanacağım. Bir de bunun bir açığı daha var. Ivory rengi. Bir de bir koyu var. Yani 4 tane rengi var. İşte bunun üstüne böyle daha mat bitişli bir fondöteni var. Yine aynı markanın. Yan yana duruyorlar zaten. O da format it sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Benimki Formit. Daha saten bitişli olanı. Siz cildinize göre kullanabilirsiniz. Mesela cildiniz çok yağlı ya da karma bir cildiniz var. O zaman Format It olanını kullanabilirsiniz. Daha mat olanını kullanabilirsiniz. Benim gibi cildiniz kuruysa ya da kuruya dönükse saten bitişliyi ben tavsiye ediyorum. Çünkü öbürkünler fazla kurutuyor cildinizi. Pul pul olmasın. Makyajdan önce mutlaka cildinizi temizleyin çok güzel bir şekilde. Peelinginizi yapın. İşte varsa maskelerinizi yapın. Bir gün öncesinden özellikle. Çünkü hiç kullanmadığınız ürünleri kullanmayın eğer gelin makyajı olarak düşünüyorsanız. Bakım olarak kullanmadığınız bir bakım ürünü ya da maskeyi o gün kullanmayın. Çünkü reaksiyon gösterebilir cildiniz, bu sefer kötü olur sizin için. Fırçaları da bu arada bugün tamamen uygun fiyatlı kullanacağım. Aldım fondötenimden. Şöyle. İsterseniz benim yaptığım gibi önce elinizde ısıtıp inceltebilirsiniz. İsterseniz direkt olarak yüzünüze sürüp dağıtabilirsiniz. Fark etmez. Nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. Özellikle yarısına sürüyorum ki fondötenin kapatıcılığını da görelim. Bu şekilde bence çok güzel kapatıcılığı. Yani fiyatını hemen görüyorsunuz üstte zaten ürün çıktığında. Fiyatına göre sence nasıl? Çok iyi. Kapatıcılık fiyata göre çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Elinizde hangi sünger varsa onunla direkt yedirebilirsiniz. Çünkü zaten fırçayla sürdük. Artık bunun üzerine süngerin tek işlemi onu iyice cilde yedirmek ve pürüzsüzleştirmek. Bu arada ben ıslattım süngerimi ve sonra sıktım suyunu iyice. Bir kağıt havlu yardımıyla sıkabilirsiniz. Kapatıcı uygulamayacağım henüz. Hemen göze geçeceğim. Gözüme gördüğünüz gibi fondötenimden zaten sürdüm. Herhangi bir size eksi bir noktası yok. Bunu unutmayın. Bir de gözünüz yağlıysa göz kapağınıza nemlendiricinizden sürmeyin. Çünkü bu sefer katlanma olacaktır gözde. Onu yapmıyoruz. Wet n Wild'ın bu ikili kontür seti. Kontür kiti mi desem onu alıyorum. Pudrası da çok güzel bunun. Çok sevilen bir ürün. Yumuşak pudraları, gerek kontürü olsun gerek pudrası olsun, çok yumuşak yapıda. Fırçaların isimlerini tek tek söylemeyeceğim çünkü bundan sonraki video fırça videosu zaten. Aslında bundan önce gelmesi gerekiyordu ama ben indirim bitmeden hemen bunları alın diye hızlı bir şekilde bunu yayınlamak istedim. Çünkü düğün sezonu geliyor. Biliyorum ki çok fazla masraf oluyor. Gerçekten zor yani hepsini karşılamak. Hele ki kendiniz yapıyorsanız daha da zor olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden size de böyle yardımcı olmak istedim. Şimdi bu noktada daha net görmek için kaşımı doldurmayacağım pardon bugün. Bir tane sabun alıyorum. Bildiğiniz sabun. Bildiğiniz sabun. Hiçbir özelliği yok. Herhangi bir kaş tarağıyla, kaş fırçasıyla aldım biraz üzerinden.
ve yukarı doğru tarıyorum. Bir yorumda sormuşsunuz. Geçerken böyle okuyorum tabii ki tüm yorumları. Gördüm, hepsini cevaplayamasam da. Beyaz beyaz şeyler bırakmıyor mu sabun diye. Eğer düzgün yaparsanız, dikkatli olursanız asla bırakmıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bu aralar böyle hem gelinlerde olsun, her makyajda diyebilirim. Böyle yukarı doğru taranmış kaşları çok seviyorum. Makyajı da bir seviye üste taşıyor diye düşünüyorum. O yüzden bugün de böyle yapacağım. Ve kaşımı hiç doldurmayacağım. Eğer sizin kaşınız çok seyrekse ve doldurmaya ihtiyacınız varsa, ben birkaç makyajları farkındaysanız doldurmuyorum. Şu an kaşımın durumu iyi olduğu için. Eğer seyrek yerler varsa doldurmak isterseniz onun için de bir ürün önereceğim ama bu kullanmayacağım bugün. Essence'in böyle kaş kalemleri var. Hem renkleri var çok güzel, hem de sıcak tonlu değiller biliyorsunuz. Sıcak tonlu olunca kızıl bir görüntü oluyor. Olmadığı için o şekilde ben çok seviyorum. Kesinlikle günlük kullandığım kalem. Pahalı bir şey almanıza gerek yok. Direkt onu alabilirsiniz. Far paleti olarak yine Viewless'in bu dörtlü paletini kullanacağım. Renkler olay. Yani çok güzel renkleri. Tam benim, daha önce izlediyseniz, sevdiğim renkler, favori renklerim. Bendeki rengi Burgundy Glam 392 numarası. Buradaki bordo rengi, ışıltılı bordo rengi, böyle yassı bir fırçayla alıyorum. Önce dış köşeden başlıyorum. Yani olay renk veriyor zaten. Fiyatına göre inanılmaz bir performans var bence. Sonra aynısından aldım. Tam iç köşeye, çok fazla buraya getirmeden kapakta kalsın yani far. Güzelce oturttum farı. Hemen diğer tarafı yapıyorum. Bu arada ben bu rengi seçtim. Ama siz bu rengi sevmiyorsanız aynı teknikle, aynı farlarla, aynı paletle bile daha farklı renkler yapabilirsiniz. Bu paletin farklı bir renk tonu daha vardı. Daha böyle smoky tonlarında. O renkleri seviyorsanız o renklerde de yapabilirsiniz. Bunu bir baz gibi düşünün, bir kalıp gibi düşünün. Ve onun üzerine siz değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Bir dağıtma fırçası alıp şöyle kenarlarını dağıtıyorum hemen. Ortasını boş bıraktım, oraya başka bir şey kullanacağım çünkü. Paletteki bu bronz rengi alıyorum. Böyle dış köşelere yine dağıtmak için kullanacağım. Çünkü biraz daha açık bir renk. Paletteki en açık rengi alacağım. Yine oturtma fırçamla, bu yassı fırçamla alıyorum ki bu fırçalar rengin daha böyle tam belli olmasını sağlıyor. Dağıtmadan uygulayacağım çünkü. Tam ortaya kondurdum rengimi. Gördüğünüz gibi böyle ortada böyle aydınlık bir ifade verdi. Böyle böyle deyip durdum ama tam ortasını aydınlattık gözümüzü. Dağıtma fırçamı alıp yine araları karıştırıyorum ki herhangi bir keskin bir ifade olmasın. Bu kendi fırçasını alıyorum paletin ve en koyu kahverengi rengine şöyle kenarına doğru şöyle aldım. Zaten şöyle biraz da vurduğumuz zaman bayağı bir geliyor, ona dikkat edin. Tam böyle kirpik dibime. Oo, çok güzel oldu. Renk çok iyiymiş. Tam kirpik dibime bir buğu veriyorum. Çok güzel oldu yani. Renk gerçekten iyiymiş. Beklediğimden daha iyi. Bu arada bu markanın şey de vardı. Biraz daha büyük paletleri de vardı. Arada 10 lira falan fark vardı. Yani 10 lira daha bu bütçeme esnetebilirim diyorsanız onlardan da alabilirsiniz. Daha çok farınız olmuş olur. Hem daha sonra da kullanırsınız. Ben şimdi 100 TL'lik bütçeye tabii ki uydurmak için en minimal olarak aldım. Şey de yapmak istemedim işte, bunun yarısını kullanırsanız 100 TL oluyor falan diye. Öyle bir şey de yapmak istemedim. Tüm ürünleri tamamen almak istedim. Bunu böyle ben göz şeklime uygun olarak, biraz gözüm daha geniş olduğu için yana doğru eyeliner gibi yaptım. Ama sizin gözünüz eğer düşükse orasını yapmıyorsunuz. Daha önceki videoları izlediyseniz bunu zaten biliyorsunuz. Ama izlemeyenler için söylüyorum. Eğer gözünüz düşükse, yani şu şekildeyse, biz o köşeye getirmiyoruz ki gözü daha fazla düşürmeyelim. Şeklini daha çok belli etmeyelim. O yüzden bitişinde bitiriyoruz. Şöyle fondöten fırçamla kalanla şurasını bir temizledim. Çünkü dağıtırken mutlaka geliyor. Bu noktada
göz tam bitmemiş, altları falan da var. Yarım bir haldeyken kapatıcımızı bence uygulayalım artık. Kapatıcı olarak bugün Golden Rose'un bu küçücük, minnacık kapatıcısını kullanacağım. Açıkçası bu 10 TL'ydi ve 100 TL'lik bütçeye uyması için aldım. Yine bir kapatıcı ve direkt bu ürünü alıyorsunuz. Ama diyorsanız ki ben bu ürünleri daha sonra da kullanacağım, sadece düğünüme özel bir şey olmasın, o zaman şöyle 8 lira daha verip, bu 18 lira civarındaydı, 8 lira daha verip büyük boy bir kapatıcı alabilirsiniz. Onu da önereyim hemen. Yine Biolis'in Closet kapatıcısı. Benim numaralarım bu 132 Pale Almond. Bu da küçük olan da 04 numara. Golden Rose'unki. Light renge gibi düşünebilirsiniz 04 numarayı. Şimdi bunu aldım. Şöyle göz altıma. Çok fazla değil çünkü fondöten de sürdük. Gelin makyajlarını çok kat kat yapmak istemiyoruz. Çok fazla değil. Hafif orayı bir aydınlatacak, hafif bir renk. Biraz da kapatıcılık tabii ki. Bu arada kapatıcının yapısını gerçekten beğendim. Bunları bir gün önce kullandım ürünleri. Gerçekten hani böyle şeydi, yumuşacık bir yapısı vardı. Daha önceki videoda söylemiştim. Önermek istiyorum fakat 100 TL'lik yapmak istiyorum. Ama ürünler güzel olsun istiyorum demiştim. Aynen o şekilde beğenmediğim hiçbir ürünü bu ürünler arasında koymadım. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle bir yedirelim önce. Sonra süngerle geçeriz. Cilt tonundan gördüğünüz gibi belli belirsiz. Sadece böyle yarım ton bir ton gibi açık. Özellikle gelinlerde buna dikkat edin. Çünkü çok fazla açık kullandığınızda o flaşlar düğünde, fotoğraf çekimlerinde inanılmaz kötü çıkarsınız. Yani burada beyaz bir şey olur, oluşum olur öyle söyleyeyim. Ona çok dikkat edin. Göz altımı aydınlatacağım diye kötü bir şey yapmayın kendinize. Şimdi hemen Wet n Wild'ın yine bu pudrasından sabitleyeceğim. Temiz bir fırça aldım. Çok fırçanız yoksa fırçanızı orada temizleyebilirsiniz de. Küçük bir fırçayla sabitliyorum. Çok fazla değil. Yani baking yapmayacağım. Çok küçük sabitliyorum. Cildiniz yağlı cildse ve fondöteni, makyajı kusuyorsa siz tüm yüzünüzde sabitleyebilirsiniz. Büyük bir şöyle büyük bir fırçayla şöyle göstereyim. Tüm yüzünüze sabitleyebilirsiniz. Ben şimdi hepsini sabitlemeyeceğim. Bu noktada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Süngerimi alıp, pudramdan alıp bu kısma baking yapacağım. Sadece bu kısma. Neden? Çünkü bu kısımdan makyaj çok fazla çıkıyor. Bir sürü kişiyi öpeceksiniz düğünde. Yani bu bir gerçek ne yazık ki. Eller öpülecek. Takı da böyle insanları şap şap öpeceksiniz. Ve makyajınızın buradan çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden sadece bu kısımları sabitliyorum. Baking yapıyorum. Göz altımıza başlayalım artık. Yine aynı farları kullanacağım. Hatta hadi şöyle yapalım. Yine bu farın şeyini kullanalım. Önce bordo olandan. Altını çok koyu yapmamaya da dikkat edin. Bu da sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterir. Daha açık tutacağım altını. Kahverengiden sadece dış köşeleri kullanacağım burada. Yine koyu kahveden. Ve sonra tabii ki dağıtacağım. Bunu da o yassı fırçamla yapıyorum yine. Daha bile açık bırakabilirsiniz göz altınızı istiyorsanız. Makyaja özellikle alışkın değilseniz hiç göz altınıza dokunmayabilirsiniz. Ya da sadece buradaki açık bronz renkten hemen geçebilirsiniz. Şimdi bu noktada isterseniz eyeliner kullanabilirsiniz. Eyeliner de önereceğim ama ben kullanmayacağım. So Cute eyeliner'ı yine Golden Rose'un bu küçük ürünleri olan bölümleri var. Orada satılıyor. İsterseniz bundan da kullanabilirsiniz. Eyeliner çekmek istiyorsanız. Bu da 10 liraydı. Çok ucuz bir fiyatı vardı ve performansına baktım. Gerçekten bulaşmıyor eyeliner. O yüzden onu da kullanabilirsiniz. Kirpik takmak isteyenler için kirpik de önereceğim. Lash Lash'ın bu üçlü üçlü kirpikleri var. Daha önce makyajlarımı izlediyseniz bilirsiniz. Ben Kiss'in üçlü böyle üçlü üçlü birleşik kirpiklerini kullanıyorum.
En kolay takılanlar onlar. Tekliler çok zor takılıyor. Tek 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 uğraşıyorsunuz. Tam olanlar da zor takılıyor. Çünkü daha önce hiç kirpik takmamış biri için onu takmak imkansız neredeyse. Bunlar en kolayları. Üçlü üçlü takıyorsunuz rahat bir şekilde. 3-4 tane zaten köşelere taksanız yetecek. Bunları kullanabilirsiniz. Bu da 20 TL'ydi. Fiyatlar ucuz, uygun. Yani makyajınızı çeşitlendirebilirsiniz bu şekilde. Maskarama geçiyorum. Yine Biolis'in Fake It maskarasını kullanacağım. Bendeki böyle mor gibi olanı üstünde mor gibi yazılar var. Birkaç çeşidi vardı çünkü. Yalnız maskara çok iyi arkadaşlar. Yani eğer kirpikleriniz çok az ve sarı değilse, yani sarı bile olsa, gerçi uzun olsa bu siyahlaştıracak. Kısa ve az değilse diyeyim, hiç kirpiğe bile gerek yok biliyor musunuz? Neden bunu gelin makyajı olarak yapmak istedim? Biraz konuşayım, anlatayım size. Gelin makyajları çok pahalı. Kendimden biliyorum. Hem kendi düğünümde yaptırmıştım. Kendim şu anda profesyonel olarak gelin makyajı yapıyorum. Ben de pahalıya yapıyorum. Bu bir gerçek. Çünkü kullandığımız ürünler çok pahalı. Ucuza yaptığımız zaman hiçbir anlamı olmuyor. Zaten yapmasak da olur yani. Samet şey dedi bu arada, hani o zaman videoya çalışıyorsun falan dedi. Hayır, iş olarak yapmasak da olur anlamında söyledim. Yani emek veriyoruz sonuçta ve pahalı ürünlerimizi kullanıyoruz makyajlarda. O yüzden o şekilde söyledim. Yoksa tabii ki ucuz ürünlerde de yapılabilir ama iş olarak yaptığınızda pahalı ürünleri kullanıyorsunuz doğal olarak. Bayağı iyiymiş maskara. Gerçekten takma kirpik etkisi yaptı diyebilirim. Neyse, ne anlatıyordum? Makyaj fiyatları çok pahalı. Aynen öyle. O yüzden o düğün hengamesinde, o masraf içinde makyaja o kadar para vermek istemeyebilirsiniz. Sizi çok çok iyi anlıyorum. 100 liraya sizinle yapabileceğiniz bir makyaj yapmak istedim açıkçası. Çünkü 100 lira günümüzde gerçekten uygun bir fiyat. Artık markete giriyoruz zaten. Bir kere giriyoruz 100 lira tutuyor. Hiçbir şey almadan, anlamıyoruz bile. O yüzden 100 liraya herkes yapabilir bence bu makyajı. Herkes yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, günde 1 lira atsanız bile bir kavanoza makyaj için diye ayırıp 100 günde biriktiriyorsunuz. Günde 1 lirayla. Sizin için böyle bir şey yapmak istedim. Umarım herkese çok yararlı olur. Sadece gelinlik için söylemiyorum tabii ki. Tüm özel günlerde aynı şekilde kullanabilirsiniz. Gözümüzün içine bir kalem uygulayacağız. Bunu iki çeşit olarak düşündüm. Ya böyle bir ten rengi kalemi kullanabilirsiniz. Ya da siyah ya da kahverengi bir kalemi kullanabilirsiniz. Bu da nasıl farkı anlayacaksınız, hangisi kullanmamız gerekiyor diye. Gözünüz çok küçükse mutlaka ten rengi kullanın. Ya da böyle düğününde daha büyük gözler istiyorsanız ten rengi kullanın. Eğer daha çekici gözler istiyorsanız o zaman siyah kullanacağız ya da koyu kahve kullanacağız. Ama bugün böyle değişiklik olsun. Ben genelde siyah kullanıyorum açıkçası. Gözüm küçük olmadığı için kaldırıyor. Ama bugün bu look'a böyle şey yakıştırdım. Ten rengini de yakıştırdım. Siyah da çok güzel olur tabii ki ama ten rengi de güzel oldu. O yüzden bunu kullanacağım bugünlük. Şöyle hemen temizliyorum. Burada biraz elim geldi. Ne çok güzel oldu. Ne diyorsunuz? Kendi yaptığım makyajları beğenmek de ayrı bir şey. Yani tabii beğendiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum size, o yüzden. Öyle diyebiliriz. Bence tene geçelim artık. Bir pudra fırçası alıyorum. Bendeki Real Techniques'in herhangi bir pudra fırçası alabilirsiniz. Önemli olan orta boy ya da böyle daha küçük olanların olması. Çünkü çok büyük olduğunda kontrol de çok zor oluyor. Mesela şöyle bir fırçayla sürmeye kalkarsanız bunun kontrolü zor olacaktır. Özellikle yüzünüz çok büyük değilse. Yine bu paletimdeki bu sefer kontür rengini alıyorum iyice. Oo, bayağı tozlu. Ona dikkat edin. Minik minik şöyle bir önce uygulayalım. Değdirerek bastırmıyoruz. Sonra dağıtıyorum. Kontür videomu izleyebilirsiniz bu arada. Nerelere kontür uygulayabilirsiniz görmek için. Onun da linkini koyalım üst tarafa. Sevgili Samet. Samet bu arada bilmeyenler için benim eşim. Onu da belirteyim. Samet'in kanalına bakıyor musunuz? Şey pardon, kanalına diyorum, Instagram adresine. İnanılmaz videolar yapıyor ya. Biraz senin reklamını yapayım. Gerçekten reklama ihtiyacı yok gerçi çünkü harika işler yapıyor. Ama bir bakın. Hemen buraya da ekleyelim onu, Samet Görgöz Films. Hafif bir kontür, çok abartmadan. Zaten biraz da doğallaşacak. Hemen benim buraya da ihtiyacım var. Alnı geniş olanlar için bu şekilde yapabilirsiniz. Alnınız geniş değilse, neyse ben bu kadar çok anlatmayayım. Burada kontür videosunu izleyin. Yani çünkü hepsinin bir videosu var. Bu videoyu daha fazla anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Çok az burun kenarıma uygulayacağım. Çok çok az. İyice böyle silkeledim. Değdirerek sadece. Bence çok güzel oldu. Asla 100 TL'lik gibi durmuyor yani. Bayağı bir
pahalı ürünlerle de aynı makyaj yapabilirdik çok rahat. Şimdi burada allık olarak ben ne yapacağım biliyor musunuz? Allığa bütçem yetmedi. Açık ve net söylüyorum. Ama açıkçası yetsin diye de çok uğraşmadım. Çünkü buradaki fırın rengi çok güzel. Ve tam allığa uygun bir renk. Bu fırçamla yine diğerlerine değdirmeden dikkatli bir şekilde aldım. Minik minik uyguluyorum. Bakar mısınız rengi? Yani bundan daha güzel bir allık mı var Allah aşkına? Ama ben allık da katmak istiyorum koleksiyonuma diyebilirsiniz tabii ki. Yine Biolist'te ve Wet n Wild'da çok güzel allıklar var ve çok uygun fiyatları. Mutlaka onlara da bakın. Ama bakar mısınız yani çok güzel bir renk. Tam allık rengi. Minik minik. Yalnız birden bunu böyle pat diye sürerseniz bir daha onu zor dağıtırsınız. O yüzden küçük 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 uyguluyoruz. Mesela size söylerken ben yaptım. Elma oldu. Elma oldu şimdi. Ne yapacağız? Süngerimize geçeceğiz üstüne. Sorun yok. Ama dikkatli olmakta fayda var tabii ki. Daha şöyle yapalım. Şöyle bir doğallaştıralım fondöten fırçamızda kalanla. Üzerinden de sünger. Hatta gelinlerde böyle birazcık şuraları aldık getirmek de çok tatlı oluyor. Ben bazen yapıyorum. Bu da hoş bir kızarıklık veriyor oraya. Çok tatlı oluyor. Onu da yapalım. Fakat şöyle burnun ucuna da çok minik. Üstüne değil, altına gibi. Aydınlatıcı olarak Wet n Wild'ın Mega Glow aydınlatıcısı. Şimdi ben bunu 24 liraya aldım. Yaklaşık olarak gratis indiriminden. Ama 17-18 liraya Biolist'te çok güzel aydınlatıcılar vardı. Gerçekten çok güzel ve çok performanslı gerçekten çok iyi aydınlatıcılar vardı. Kendinizi bunu almak zorunda hissetmeyin. Onları alarak bütçenizi biraz daha düşürebilirsiniz. Ben bunu daha önce aldığım için bunu kullanmak istedim. Bir de hepsi aynı marka olsun istemedim tabii ki. Ben aydınlatıcımı aldım. Uyguluyorum minik minik. Yani bu aydınlatıcı da olay yalnız onu söyleyeyim. Eğer ışıltıyı seviyorsanız... Böyle yelpaze bir fırçanız varsa yine uygun fiyatlı bu da. Onunla da çok güzel oluyor. Şöyle direkt uğraşmadan sürebilirsiniz. Olmayanlar için o şekilde far fırçasıyla sürmeyi de gösterdim. Varsa daha kolay tabii. Burun üzerine benim favorim. Çok abartmadan. Göz pınarına. Eğer böyle daha küçük bir fırçanız varsa daha kolay oluyor bu arada. Onu da göstereyim. Ve daha... yoğun bir görüntü oluyor. Ben bunu daha çok seviyorum. Hemen kaş altına böyle bir geçelim. Küçük. Farımızı bozmadan. Bu kaşın ne işe yarıyor derseniz bu kaşın daha yukarı kalkmasını sağlıyor. Ve tabi burası aydınlık görününce güzel bir görüntü katıyor kısacası. Tutak üstüme çok az. Çeneme. Belki buraya biraz. O da özel gün makyajı olduğu için. Günlükte kullanacaksanız makyajı. Bu biraz fazla kaçar. Ama gece ışığında harika gözüküyor. O yüzden kullanmak istedim. Bu arada böyle bir aydınlatıcı fırçam da var. Fırça videosunda göreceksiniz. Yeni aldım. Bu çok güzel. Yani çok güzel. Bunu hem allık uygularsınız, hem bronzer uygularsınız, hem aydınlatıcı uygularsınız. Güzel bir fırça. Bunu da şöyle kullanmış olayım biraz. Makyajımızın artık sonuna geliyoruz. Şimdi ruju görünce güleceksiniz. Güleceksiniz çünkü ruja gene bütçe yetmediği için tabii ki 100 lira yapıyoruz çünkü. Şöyle minnacık golden rose'un bu minileri var ya gözüküyor mu orada bilmiyorum. Bunu kullanacağım. 10 numarası bendeki. Aynasıcımdan alıyorum parmağımla. Hem rengini açtım hem de bir aydınlık verdim. Bunun üzerine gloss da kullanabilirsiniz ama gloss da şöyle bir durum oluyor. Özel günlerde sürekli yenilemeniz gerek ve saçlarınızı eğer böyle açık bırakacaksanız sürekli yapışacak. O yüzden ben gloss çok fazla tercih etmiyorum gelinlerde. Daha böyle pigmentle ya da işte böyle aydınlatıcıyla aydınlık yapabilirsiniz dudaklarınızı. Son olarak size bugün de sürdüğüm ojeyi önereceğim. Bence gelin için harika bir oje. Ben tüm özel günlerde bu tarz ojeleri daha çok seviyorum. Hani böyle daha ten rengi diyeyim, daha Fransız manikürü gibi. Rimmel'in süper jellerinden French Manicure Step 1 olanı bendeki. Ve gerçekten çok güzel bir renk. Şimdi bu aslında başka bir videonun ürünü olduğu için çok kullanmak istemiyorum. Ama illa kullanmak isteyenler için sabitleyici spreyim var. Kullanmasanız çok mu eksi? Hayır çok eksi değil. Ama eğer kullanırsanız gerçekten çok daha arttırıyor kalıcılığını makyajın. Şöyle bir sallayalım.
Bu Mac Fix Plus'ın kutusu ama içindeki o değil. Ben kendim yaptım bunu. Sadece bana maliyeti 9 TL'ydi. Evet. Ve 9 TL'ye bundan litrelerce yapabiliyorsunuz. Litrelerce, öyle söyleyeyim size. Yani 20 litre bir damacanaya falan yaparsınız, o şekilde söyleyeyim. Nasıl yapıyoruz onu da bir dahaki hafta, bu önümüzdeki hafta değil, bir dahaki hafta gelecek bir video. Kendi Fix Plus'ınızı nasıl yaparsınız onu da göstereceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Gratis indirim bitmeden gliserin gratisten aldım. Şu an yanımda değil içeride. Gliserin alın. Çünkü ucuzdu. İndirimdeydi. Onu alabilirsiniz. Sonra videoya hazır olursunuz. Beraber yaparız. Makyaj nasıl buldunuz? Nasıl oldu? Ben çok beğendim. Açıkça söylüyorum. Gerçekten çok beğendim ve gerçekten kendim de düğünde ya da özel bir günde kullanabileceğim bir makyaj yaptım size. Umarım beğenirsiniz. Umarım gerçekten o kadar işinize yarar ki büyük dertlerden kurtarır sizi. Büyük masraflardan kurtarır umarım. Bu arada uygun fiyata gelinlik arayanlar varsa dolap hesabımı hemen buraya koyuyorum. Dolap hesabım Merve MG isminde. Oradan bütün giymediğim, yeni olan hala ama giymediğim bir sürü kıyafetimi satıyorum. Gelinliğim de tabii ki kullanamayacağım ve çok yer kapladığı için satıyorum. Oradan bakabilirsiniz isteyenler. Videoyu beğendiyseniz her zaman gibi beğen tıklamayı unutmayın. Beğenmediyseniz tabii ki beğenme diye tıklamayı unutmayın. Asla önemli değil. Eğer yorumlara farklı video önerileri bırakmak isterseniz her zaman açığım, her zaman bekliyorum. O zaman bir sonraki videoda, fırça videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.